Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 10. sınıf Balkan fetihleri konusu. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçiş sayesinde Bitinya olarak tabir edilen bölgede arkadaşlar sıkışıp kalmaktan ne yapacaktır arkadaşlar? Kurtulacaktır. Böylece doğudan gelen Türkmenlere ne yapacaktır arkadaşlar? Yerleşim yeri açılmış oluyor. Yani Rumeli'ye geçiş sayesinde Osmanlı Devleti Bitinya bölgesinde sıkışıp kalmaktan kurtulmuş, doğudan gelen Türkmenlere ne yapmıştır arkadaşlar? Yerleşim yeri açmış oluyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişte etkili olan unsurlar nelerdir arkadaşlar? Onlara bir bakalım. Birinci önemli hadise Karasioğulları Beyliği'nin alınmasıdır arkadaşlar. Rumeli'ye geçişte birinci önemli olay Karasioğulları Beyliği'nin alınması. İkincisi ise Osmanlıların Bizans'taki taht mücadelesine karışmasıdır. İkincisi ise neymiş arkadaşlar? Osmanlı'nın Bizans'taki taht mücadelesine karışması olarak ifade edebiliriz. Osmanlılar 1345 yılında Karasioğulları Beyliği'ni alarak arkadaşlar, yani Karasioğulları Beyliği'nin alınmasının sonuçları da diyebiliriz arkadaşlar buna. Bir, Rumeli'ye geçişte kolaylık sağlanmış. Yani Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır. Birinci önemli sonuç bu. İkincisi Osmanlı donanmasının temeli atılmış arkadaşlar. Karasi donanması Osmanlı donanmasının temelini oluşturacaktır. Osmanlı'da denizcilik faaliyetleri başlamıştır da diyebiliriz arkadaşlar buna. Üçüncüsü ise Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması yolunda atılan ilk adım olacaktır. Bunlar Karasioğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasının sonuçlarını oluşturmaktadır sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. Osmanlılar Bizans'taki taht kavgalarında Kantakuzen'e yardım edecekler arkadaşlar ve Kantakuzen bu yardımlar karşılığında Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara üst olarak verecektir. Kim? Bizans'taki taht kavgalarına müdahale etmiş arkadaşlar. Kantakuzen bu müdahalede Orhan Bey'den yardım istiyor ve bu yardımlara karşılık arkadaşlar 1353 tarihinde Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara Bizans imparatoru olan Kantakuzen ne yapacaktır? Çimpe Kalesi'ni üst olarak verecektir. Hemen sayfamızı çevirelim arkadaşlar. İkinci sayfamıza geçelim. Böylece arkadaşlar 1353 tarihinde Çimpe Kalesi alınarak Orhan Bey döneminde Osmanlılar ne yapmış arkadaşlar? Rumeli topraklarına geçmiştir. Evet, burası önemli arkadaşlar. Zaten başında da görüyorsunuz arkadaşlar. Osmanlılar 1353 yılında Çimpe Kalesi'ni alarak Orhan Bey döneminde arkadaşlar nereye geçmişler? Rumeli'ye geçmişlerdir sevgili gençler. Çimpe'den sonra tabii ki burada kalmayacaklar. Önce Gelibolu Yarımadası'na, Malkara, Bolayır, Tekirdağ'a kadar olan bölgeler ne yapılmış arkadaşlar? Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlılar Rumeli'ye geçişten itibaren arkadaşlar Balkanlar yönünde bir fetih politikası uygulamıştır. Osmanlılar Rumeli'ye geçişten itibaren ne yapmışlar? Balkanlar yönünde, evet şöyle işaretleyelim, bir fetih politikası uygulamışlardır. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar bu süreç içerisinde Balkanlardan Anadolu'ya göre daha hızlı bir hakimiyet kuracaktır. Şimdi de bunun nedenlerine bir bakalım. Yani Osmanlı niçin Balkanlarda Anadolu'ya göre daha hızlı hakimiyet kurmuştur? Onlara bir bakalım. Balkanların siyasi ve sosyal sorunlar içerisinde olması, dini açıdan parçalanmış yapısı bunda etkili olacaktır. Yani Balkanların siyasi anlamda birlikteliğin olmaması, sosyal sorunların yaşanması ve dini açıdan parçalanmış bir yapıya sahip olması sevgili gençler, Osmanlı'nın Balkanlarda daha hızlı hakimiyet kurmasının nedenleri olarak ifade edebiliriz. Şimdi geçelim Balkanlarda. Balkanların hakimiyeti anlamında bu dönemde yapılan savaşlar hangileriymiş onlara bir bakalım. İlk savaşımız Sazlıdere Savaşı arkadaşlar. 1363 yılında Bizanslılarla Osmanlılar arasında yapılmıştır. Sonucunda Edirne fethedilmiştir arkadaşlar. Bizans'ın Avrupa ile bağlantısının kesilmesi için arkadaşlar bu dönemde
İşte önce Edirne, daha sonra Filibe ve Gümülcine alınmış arkadaşlar ve böylece Bizans'ın Batı ile bağlantısının kesilmesine yönelik bağlantısı bir anlamda ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Gümülcine'nin, Edirne'nin ve Filibe'nin alınmasıyla kesilmiş oluyor. Bu dönemin bir diğer önemli savaşı arkadaşlar 1371 tarihli Çirmen savaşıdır arkadaşlar. Çirmen biraz yazarken hata olmuş arkadaşlar. Çirmen Savaşı. 1371 yılında yapılmış Osmanlı ile Sırplar arasında yapılmış bir savaş arkadaşlar. Savaşı Osmanlılar kazanmıştır. Sonucu ne olmuş arkadaşlar? Savaşın sonucunda Makedonya yolu ne yapılmış sevgili gençler? Türklere açılmış oluyor diyerek bir diğer sayfamıza geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar İskan politikasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle diğer savaşlara geçmeden önce arkadaşlar. İskan politikası ilk defa Orhan Bey döneminde Rumeli'ye geçişle başlamış arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde İskan politikası ilk defa Orhan Bey döneminde Rumeli'ye geçişle başlamıştır. Burası önemli arkadaşlar. Osmanlıların işte gayrimüslimlerin yaşadıkları bölgeleri fethedince buralara Türkmenlerin yerleştirilmesine İskan politikası deniliyor. Neymiş İskan politikası arkadaşlar? Osmanlı'nın gayrimüslimlerin yaşadıkları bölgeleri fethedince bu bölgelere Türkmenleri yerleştirmesine ne diyoruz arkadaşlar? İskan politikası veya yerleştirme politikası diyoruz. Yöntemi gönüllülük veya sürgün yoluyla yapılmış bu iskanlar arkadaşlar veya yerleştirmeler. Gönüllülük veya sürgün yoluyla yapılmış. İskana tabi tutulanlara toprak, vergi kolaylığı ve ihtiyaçları belli bir süre devlet tarafından karşılanmış sevgili gençler. İskana tabi tutulanlara toprak, vergi kolaylığı ve ihtiyaçları belli bir süre devlet tarafından karşılanmış. İskan edilenlerin eski yerlerine dönmelerine ise izin verilmemiş arkadaşlar. İskan edilen kişilerin eski yerlerine dönmelerine ne yapılmayacaktır arkadaşlar? İzin verilmeyecektir. Pekala amaçları nedir arkadaşlar? Onlara bir bakalım. Bu İskan politikasında Osmanlı Devleti neyi amaçlamıştır? Onlara bir bakalım sevgili gençler. Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak egemenliği kalıcı hale getirmek. Neymiş? Birinci amacımız bu. Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlayarak egemenliği kalıcı hale getirmek. İkincisi sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. Konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak. Neymiş? İkincisi de konar göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak. 3. Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak. Dördüncüsü, aralarında kavgalar yaşayan aileleri birbirinden uzaklaştırmak. Aralarında kavgalar yaşanan aileleri birbirinden uzaklaştırmak. Sonuncusu ise fetihlerin sürekliliğini sağlamaktır. İskan siyasetinin 5 temel amacı bu şekilde sıralanmış oluyor. İstimalet politikası bir diğer politikamız arkadaşlar. Neymiş bu kavramın anlamı? Sözlük anlamı meylettirme, cezbetme ve gönül alma. Meylettirme, cezbetme ve gönül alma anlamına geliyor arkadaşlar. Bu politikayla Osmanlı Devleti arkadaşlar neler yapmış bakalım. Fethedilen bölge halkına iyi davranarak onları himaye etmiş, inançlarında serbest bırakmış, onların can ve mal güvenliğini sağlamış, gönüllerini kazanmaya çalışmış ve vergilerde kolaylık göstermiştir. Evet, Osmanlı Devleti arkadaşlar fethettiği yerlerdeki gayrimüslim halka iyi davranacak, onları himaye edecek, inançlarına serbest bırakacak, onların can ve mal güvenliğini sağlayacak, gönüllerini kazanmaya çalışacak ve onlara vergi kolaylıkları gösterecektir. Osmanlılar bu sayede ne yapmış arkadaşlar? Fetihlerin kalıcılığını sağlamıştır. Osmanlı bu politikayla fetihlerin kalıcılığını ne yapmıştır sevgili gençler sağlamış oluyor. Tekrar savaşlara dönecek olursak arkadaşlar Çirmen Savaşı'ndan sonra 3. savaşımız 1389 tarihli 1. Kosova Savaşı'dır. Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi üzerine Sırpların öncülüğünde Bulgar, Bosna ve Arnavutların da yer aldığı bir ittifak kuruluyor Osmanlı Devleti'ne karşı. İşte 1. Murat da bu ittifaka karşılık Anadolu beylerinden destek alıyor arkadaşlar.
İki ordu 1389 tarihinde arkadaşlar Kosova'da karşı karşıya geliyorlar. Savaşı Osmanlılar kazanıyor. Birinci Murat savaş alanını gezerken, savaşın kazanılmasından sonra savaş alanını gezerken Miloš Obilić tarafından ne yapılıyor arkadaşlar? Şehit ediliyor. Böylece 1. Murat dönemi de sona ermiş oluyor. Kosova Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından arkadaşlar bir diğer önemli noktası da ilk kez Osmanlıların topu bu savaşta kullanması yönüyle de önem taşıyan bir savaştır. 1. Kosova Savaşı. 1. Murat'ın Kosova Meydanı'nda şehit düşmesinden sonra yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçecektir arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul kuşatılmış. İki defa İstanbul'u kuşatılmış. İkinci kuşatmada ise Anadolu Hisarı'nı yani Güzelce Hisarı ne yapacaktır? İnşa ettirecektir. Balkanlarda arkadaşlar Kosova'dan sonra 1396 tarihinde Nibolu Savaşı yapılacaktır. Yıldırım Beyazıt Han döneminde bu savaşın sebebi Türklerin batı yönünde ilerlemesi, İstanbul'un kuşatılmasıdır. İki temel nedeni var. Türklerin batı yönünde ilerlemesi, İstanbul'un kuşatılması üzerine. Haçlılarla Osmanlılar arasında yapılmış savaşı Osmanlılar kazanmış arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt da bu savaşı kazanmasından dolayı Abbas halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum. Yani ne demektir bu? Anadolu Sultanı unvanı verilecektir. Ve Yıldırım Beyazıt Han işte Anadolu beyleri arasında itibarı artacak. İşte Bulgar krallığı ortadan kalkacak. Bunun gibi sonuçları olan bir savaştır. Nibolu Savaşı. Geçelim Varna Savaşı'na arkadaşlar. 1444 Osmanlı tahtına Edirne-Segedin anlaşmasından sonra küçük yaştaki 2. Mehmet'in geçmesi arkadaşlar. Haçlılar bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar arkadaşlar ve Osmanlılara karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturarak Varna'da karşı karşıya geleceklerdir. Varna Savaşı Haçlılar ile Osmanlılar arasında yapılmıştır. Savaş sonrasında Haçlılar büyük bir bozguna uğrayacaklardır. Bu da Varna Savaşı'nın sonucunu oluşturmaktadır. Balkanlardaki arkadaşlar bu dönemdeki son savaşımız 2. Kosova Savaşı'dır. 1448 tarihinde yapılmıştır sevgili gençler. 2. Kosova Savaşı. Varna Savaşı'nın öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmaktır. Şunu da söyleyelim arkadaşlar yeri gelmişken bu dönemdeki savaşların tamamında Türkleri Balkanlardan atma amacı bulunmaktadır. Bunu ifade etmiş olalım arkadaşlar. Haçlılarla Osmanlılar arasında yapılmış. Haçlılar bir kez daha ne yapılmış arkadaşlar? Osmanlılar tarafından mağlup edilecektir. Sonucunda ise arkadaşlar bu savaşın önemi olarak Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. İkinci Kosova Savaşı ile Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti ne yapmış sevgili gençler? Balkanlardaki hakimiyeti Türklerin kesinleşmiştir. Hangi savaş sonucunda? İkinci Kosova Savaşı sonucunda Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Bunu ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Adımızın bildiğimiz gibi bunu bilmek gerekiyor. Avrupalılar savunmaya çekilmişlerdir. Bir diğer sonuç da bu arkadaşlar. Bu savunma 1683 yılına kadar devam edecek arkadaşlar. 1683'te durum artık tersine dönecektir. Bunu da daha sonraki konularımızda inşallah sizlerle paylaşma fırsatımız olacaktır. Videomu beğenmeyi arkadaşlar, kanalıma abone olarak destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.